Selamun Aleyküm değerli öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, Tabi sınav öncesindesiniz. Hepinize sınavlarınızda sınavlarınıza başarılar diliyorum. Evet bugün Arapça dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını çözeceğiz inşallah. Hemen başlayalım. Evet birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıda verilen sınıf içi yönergelerin anlamlarını yazınız. Evet, sınıf içi yönergeler vardı. İşte otur, kalk, dinle, aç, kapat gibi. Öğretmenleriniz bunları sorabilir. E, ben sadece iki tanesini soruyorum. Zaten bunlar sınava hazırlık örnek sorular. Evet, gum, kalk, iclis, otur. E, bu kızlara yönelik olsa gumi, iclisi şeklinde. Öğretmenleriniz farklı sorabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Evet, medrese'tün kelimesinde geçen bitişik harfleri geçen harfleri bitişik olmaksızın ayrı ayrı yazınız. Evet, eee mim, dal, ra ben şöyle önceden yazdım. Buraya yazdırayım. Evet, bakın. Eee mim, e, dal, ra Sin ve T harfleri. Mim, dal, ra, sin ve T harfleri. Yuvarlak T, kapalı T. Evet, bu şekilde yazıyoruz. Öğretmenleriniz bunu ayrı verip e, bitiştirmenizi de isteyebilir. Veya başka kelimeler e, verip bunları bitiştirmenizi veya ayırmanızı da isteyebilir. 3. Aşağıdaki ifadelerin aynısını, karşısına yazınız. Evet bunların aynısını bakarak yazacaksınız. Burada sizin e, yazımınız hani nasıl yazıyorsunuz onu ölçmeye yönelik bir soru. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla harekeli olarak verilen harflerin okunuşunu altlarına yazınız. Evet burada boşluk e, çizelge tablo da olabilirdi ama ben e, bu seferlik bu şekilde yaptım. Çok fazla zamanım olmadığı için galiba. Evet. E, t e, buraya T şeklinde Latin harfleriyle yazıyoruz. E, li. Aynı şekilde buraya Latin harfleriyle. Li. C. C. Z. Z. Aynısını. Şey e, Latin harfleriyle okunuşunu B. E, B şeklinde buraya ...alt tarafa yazıyoruz. 5. Listedeki harflerden... ...hangisinden sonraki... ...pardon... ...listedeki harflerden... ...kendisinden sonraki harfle... E, bir, ...bitişmeyen... ...evet burada bir yazım yanlış yapmışım... E, ...bitişmeyen harfleri... ...yazınız. Hangileriydi? DAT... ...kendisinden sonraki harflerle bitişerek yazılabiliyor. E, RA kendisinden sonraki harflerle bitişmiyor. Evet, ra'yı buraya yazıyoruz. Gayın bitişiyor. Elif, elif bitişmiyor. Elif'i de buraya yazıyoruz. Z bitişmiyor. Evet, z'yi de buraya yazacağız. Gaf bitişiyor. Vav bitişmiyor. Onu buraya yazıyoruz. Ve dal da bitişmiyor. Dalı da buraya yazıyoruz. Başka harf kaldı mı? Zel var. Ra, ha, ra burada var. Unuttuğumuz başka. Ya yani siz sadece listeden bunları yazın ama öğretmenlerin listeyi çoğaltabilir, hepsini sorabilir veya da direkt işte bitişmeyen harfleri yazınız da diyebilir veya bitişmeyen harflerden iki tanesini, üç tanesini, dört tanesini yazın da diyebilir. Siz onlara hazırlıklı olun. 6. Met yani uzatma harflerini listede verilen harflerden faydalanarak yazınız. Evet, bakalım neydi? Uzatma harfleri, met harfleri. Elif, vav, ye değil mi? Elif, vav, ye. Evet, bu harfleri buraya aşağıdaki boşluğa yazıyoruz. 7. Talibetün kelimesinde geçen harfleri e, boş bırakılan yere bitiştirmeden ayrı ayrı yazıyoruz. Evet, e, ne yapıyoruz? Bir tane tı, bir tane tı dedik. Bir tane elif. Elifi unutmuyoruz burada. Zaman zaman unutulur. Burada elif e, met harfi konumunda hareketsiz ve kendisinden önceki harfin harekesi de üstün olduğu için burada met harfi konumunda evet elifi yazıyoruz. Sonra lam, e b ve P yazıyoruz. Ben şu şekilde yazdırayım. Evet. Bu şekilde yazıyoruz. 8. Verilen harflerden peltek olanları yazınız. Evet. Ben bu tarzda sordum. Ee, başka öğretmenleriniz, sizin öğretmenleriniz e, direkt peltek harfleri yazın da e, diyebilir. Aklınızdan da yazmanızı isteyebilir. Ya, siz zaten bunlar biliyorsunuz da e, harflerin yazılışında zorlanırsınız diye ben böyle üst tarafta e, bazı ipuçları verdim. Evet. Peltek zel, e, e, lam öyle bir şey yok. Fe Evet. Şöyle yuvalak için alalım. Zel fe sin keskin. Evet. Zı. Bu da peltek harflerden sat. Öyle bir şey yok. Evet. 3 tane peltik harfimizi ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. 9. Aşağıdaki ifadelerin aynısını e, karşısına yazınız. Evet, mesaül hayır, mesaül nur şeklinde ya e, tıp atıp aynısını e, karşısına yazıyoruz. 10. Listedeki harflerden okunuşları birbirine benzeyen Evet, listedeki harflerden okunuşları, yani sesleri birbirine benzeyen harfleri yazınız. Ne bunlar? F, Vav, Vav'ın benzeyeni yok okunuş bakımından. E, kef, Kaf olabilir. Bu da, burada başka yok. Evet, Se, Sin ve Sat. Evet, üç tanesi. E, F, Sin ve Sat harflerini Buraya yazıyoruz. Evet e, kıymetli öğrencilerim, e, burada videomuzun sonuna geldik. Bu arada e, devamında ne var? E, kazanımlar var e, bu şekilde. E, videomuzun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğendiyseniz e, işte beğenirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz veya e, görüş eleştiri öneriniz varsa onları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz anlamadığınız konular varsa sorular varsa onları da yorumlardan yazarsınız Ben de fırsat bulduğunca girip yazmaya çalışırım inşallah Evet bugün videomuzun sonuna geldik hepinizi Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere